Hocam Bey, öncelikle bize röportaj yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız. Bizim buraya gelme amacımız işte bizim gibi genç arkadaşların ileride nasıl bir meslek seçeceklerini yön verebilmek, onlara ışık tutmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için burada. Asıl ben teşekkür ederim. Değer verip, ilgi gösterip bizleri ziyaret ettiniz. Sinagog'daki atölyemizde. Bu yüzden dediğim gibi ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Hocam bu röportajı izleyecek kişiler için biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. İsmim Özcan Abacı. 1965 doğumluyum. Bir oğlum, bir kızım var. 2005 yılından bu yana da Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatkarıyım. Bunun haricinde Trakya Üniversitesi Uyku Bozuklukları Merkezi'nde uyku teknisyeni olarak çalışıyorum. Artı işte Sinagog'daki bu atölyemizde zaman zaman bulunuyorum. Farklı zamanlarda sanayide bir atölyemiz var. Orada bulunuyorum. Köyde tarla işlerimiz var. Gerektiğinde tarlaya gidiyorum. Hocam Bey, ne zamandan beri bu işle uğraşıyorsunuz ve serüveniniz nasıl başladı? 90 yılından beri el işleriyle uğraşıyorum diyeyim. Yani neler yaptım? İşte ahşapla başladım. Saksılar falan yaptım. Yani el becerim neydi, ne yapabilirim düşündüm tabii. Yapabildiğim ve imkanlarım dahilinde saksılar yaptım. Daha sonra 90 yılında bir gazete küpüründe gördüğüm gemi maketiyle başladım. İşte bir gemi maketi yaptım. Ardından kendi kültürüme ait bir şeyler olsun isteyip Talika fayton maketlerime yöneldim. Tabii burada da insanların aslında doğru zamanda, doğru insanlarla doğru yerde karşılaşması çok önemli. Biz de rahmetli valimiz Sayın Fahri Yücel'le tesadüfen karşılaştık ama akabinde benim hayatıma yön veren bir tanışma oldu aslında bu. Onun da teşvikiyle işte Talika fayton maketlerine başladım. Bu ürünler 1 bölü 5 ölçek, birebir orijinaline sadık kalınarak yapılanlar. Yani aslında ne varsa bu maketlerde de onlar var. Oyuncak gibi görebilir insanlar ufaklığından dolayı ama asla böyle bir şey değil. Dediğim gibi orijinalinde ne varsa bunun üzerinde uygulamak zorundasınız. Peki Özcan Bey, bu işe başlarken kimlerden destek aldınız? Yani iyi ki tanışmışım dediğiniz hangi insanlar var? Aslında şöyle söyleyeyim, iyi ki tanıdığım dediğim birçok insan var. Az önce de bahsettiğim gibi doğru insanlarla doğru yerde karşılaşmak önemli. Bunlardan birisi rahmetli Fahri Yücel'di. Şöyle bir olay anlatayım, onu daha iyi açıklamak açısından. Kale içinde bir sergi düzenlendi. Bakan gelecek, Kültür Bakanı gelecek. O zaman da Atilla Koç Kültür Bakanı. İşte o sergide benim de yer almamı istediler. Neyse bakan geldi, standları gezdi ve gitti. Ama akabinde bir 10 dakika sonra başka birisi geldi. İşte yaptığım şeyleri inceledi, sordu, bu nasıl oldu, niye göre bunu yaptım falan diye. Kartımı aldı gitti. Kültür Bakanlığı'nda müsteşarmış kendisi. Cesim Çelebi. Tamam. Bu insanın da benim hayatımda bir dönüm noktası oluşturdu yani bu insan. Bunun gibi daha birçok insan var tabii. Beni yeniliklere, farklı şeylere teşvik eden, motive eden daha doğrusu. Bizim gibi insanların en büyük kazancı, en büyük beklentisi para falan değildir aslında. İşte yaptığı şeyin takdir edilmesi, değer verilmesi. Bunları gördükçe de insan mutlu oluyor tabii. Peki bu süreçte kendinizi geliştirmek için nelere başvurdunuz? Kolay olmadı tabii. Yani 90 yılında başladık. Şu an 2022 yılındayız. 32 yıllık bir süre. Bu süreçte çok şey değişti aslında. Teknoloji de değişti. Yaptığınız şeyler de değişti. Ben ilk başladığımda ahşapları işte bir falçatayla keserken
Şimdi şerit desteği oldu. Yani birçok malzeme edindim. Ve malzeme edinirken şöyle bir şey vardır. Hiçbir malzeme aslında bana uygun değil. Bunlar ufak maketler olduğu için bütün hepsini kendime göre kendime uyarladım diyeyim yani. Yaptığım maketlere uyarladım. Orijinallerini buldum eski araçların. Yani bunları birebir fotoğrafladım. Ölçülerini çıkardım. Ve bu ölçülere göre 5 defa ufalttım. Ondan sonra ahşap ve metal üzerinde uygulamaya geçtim tabii. Bunları ahşaba ve metale uyarlarken de yine teknolojiden de yararlandım. Peki süreç boyunca bu benim için kırılma noktası dediğiniz bir olay yaşandı mı? Tabii ki yaşandı. Yani dediğim gibi ufak tefek şeylerle uğraşırken işte o Kültür Bakanlığımız dışarıyla karşılaşmak benim için bir kırılma noktasıydı. Veya şöyle söyleyeyim, rahmetli valimizle karşılaşmak, tanışmak bir kırılma noktasıydı. Yani birden fazla yaşadığınızı söylüyorsunuz yani. Tabii tabii, birden fazla yaşandı bu süreç. Şöyle söyleyeyim, benim yaptığım harman makinesinin Cumhurbaşkanı Demirel'e hediye edilmesi bir kırılma noktasıydı. Yani beni teşvik eden şeylerdi. Bildiğimiz kadarıyla bu işte kendi başınıza ustalaştınız. Peki bir ustanızın olmamasının avantajları ya da dezavantajları nelerdir? Ustam, evet, benim ustam yok. Şöyle, Kültür Bakanlığı'nın bana vermiş olduğu sanatkar kimlik belgesinde de ustası kısmı boştur. Galiba teksizsiniz herhalde ustası olmayan. Tek benim, artı şöyle söyleyeyim, bu işi yapan, yani bu aletleri aslına uygun birebir 1/5 ölçekli yapan Türkiye'deki Kültür Bakanlığı'nın onaylamış olduğu ve sanatkar kimlik belgesi vermiş olduğu tek kişi benim. Bunun avantajları var mı? Evet, var. Dezavantajları var mı? Var. Ustamın olmaması dezavantajları daha çok tabii ki. Birçok şeyi aslında yıllar önce yapılmış şeyleri keşfetmek zorunda kaldım. Kendi imkanlarımla onları çözmek zorunda kaldım. İlk başlarda kimse bana yardımcı olmadı. Mesela bir talikayı yapabilmek için burada bir eski bir talika ustası vardı. Ben gittim, yapmak istediğim şeyi anlattım. Yani orijinal bir talika değil, büyük bir talika değil, ufak bir şey yapmak istediğimi söylediğimde bana burun kıvırdı, işin doğrusu. Böyle olunca da ben daha çok hırslandım gerçi. Dedim ki ben yapmalıyım arkadaş, yani mutlaka başarmalıyım bu işi. Burada da amacım kendi kültürüme bir katkı sunabilmek olduğu için talikada epey bir hırslandım. Burada ustam olsaydı veya ben çıraklıkla yetişmiş olsaydım her şey çok daha basit olabilirdi tabii ki. Birçok şeyin adını bile bilmediğiniz bir şeyle uğraşıyorsunuz. Yani nasıl kesmeniz gerekir, nasıl yapmanız gerekir, nasıl birleştirmeniz gerekir. Kaldı ki bir de küçüklüğünden dolayı yaşadığınız zorluklar var bu aletlerin. Onun için epey bir zorluğunu yaşadım. Süreç yani olmaması. Peki usta olmadan böyle bir seviyeye gelmenizin gururu var mı içinizde? Ya var tabii ki. Ya, bu çok güzel bir şey. Bak şöyle bir şey paylaşayım ben sizinle. Önceki gün, cumartesi günü pardon. Cumartesi günü benim kızım Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunu, cam bölümü, cam tasarım bölümü mezunu. İstanbul'a gittiğinde karşıda Sunay Akın'ın Oyuncak Müzesi'ne gözü takılmıştı ama bütünden bakarken bir de bakmış ki bir maketin elinde benim talikam. Şu gördüğünüz talika orada Oyuncak Müzesi'nde sergileniyor. Gurur verici bir şey. Yani benim için de onun için de gurur verici bir şey tabii ki. Artı şöyle de bir şey söyleyeyim. Az önce dedim, benim bizim gibi insanların en büyük mutluluk kaynağı
böyle yaptıklarının beğenilmesi, takdir görmesi. Şimdi şöyle düşünelim. Demirel'den bu yana bütün cumhurbaşkanlarında benim yaptığım eserler var. Bu benim için tabii ki apayrı bir gurur kaynağı. İşte meclis başkanlarında, bakanlarda, bütün hepsinde var. Böyle söyleyeyim size. Bu da ne mutlu bana. Evet. Peki geleneksel en sanatlar sanatkarı olarak bu konuda ustalaşmak için neler gerekli? Yani yetenek gerekli mi yoksa çok çalışan ve isteyen herkes bunu başarabilir der misiniz? Yetenek gerekli mi? Evet gerekli. Ama başkaları yeteneksiz mi? Ben yetenekliyim de bir başkası yeteneksiz mi? Hayır, asla değil. Ben de böyle değildim. Ben de kendimi keşfetmemiştim. Bilmiyordum böyle bir şeyler yapabileceğimi. Ben hiç kimsenin yapamayacağı bir işi yapmıyorum. Ben herkesin yapabileceği bir şeyi yapıyorum aslında. Bu sizin kendinizi keşfetmenizle alakalı veya yapmak istediklerinizle alakalı. Önce insanın hayalleri olması lazım. Bir hayaliniz olması lazım. Ama o hayalin sadece hayal olarak kalmaması için de belli bir çabanın içerisinde olmanız lazım. Siz bir şeylere başlarsınız, sonrası zaten kendinizi geliştirirsiniz. Hangi alanda olursa olsun bu geçerlidir. Bir şeye odaklandığınızda mutlaka kendinizi geliştireceksiniz. İkisinin bir arada olması gerektiğinden bahsediyorsunuz. Ha, yetenek var, herkes de var. Yeter ki çalışma hırsı olsun, ben onu söylüyorum. Diyorum ya, ben de şimdi herkes diyor ki, aa çok yeteneklisin. Ya ben de bilmiyordum ki böyle olduğumu. Farkında değildim yani en azından. Çalıştığınız için farkına varıyorsunuz yani. Tabii sonra farkına varıyorsunuz. Ve bir süre sonra da fark ediyoruz ki, ben yaptığıma göre bir başkası neden yapmasın? Veya o yaptıysa ben neden yapmayayım yani? Yaptığınız minyatür araçlar sizin için ne ifade ediyor? Bu yaptığım... Yani hani derler ya, çocuğum gibi görüyorum. Evladım gibi görüyorum. Hani öyle bir duygular var mı? Var tabii ki. Çünkü ben yarattım. Dediğim gibi bu işin de tek ustası ben olduğum için şu anda yani minyatür ve orijinaline sadık kalarak 1/5 ölçek yapan tek ben olduğum için tabii ki kendi çocuğunuz gibi yani kendinizden bir parça gibi bunlar artık. Çalışmalarınızda ağırlıklı olarak kültürümüzün ön plana bastığını görüyoruz. Peki sizin için neden bu kadar önemli kültür? Aslında kültür herkes için, kendi kültürü daha doğrusu, önemli olması gerekiyor. Şimdi ben fark ettiyseniz, geçmişte var olan şeyleri gelecek nesillere aktarabilmek adına bu ufaklarını yapıyorum. Yoksa şu anda bunların büyüklerinin herhangi bir işlevselliği yok. Bunların yerine arabalar aldı, işte tınaz makinesinin yerini selektörler aldı, Python'un yerini taksiler aldı. Ama geçmişte ki insanlar, geçmişte atalarımız neler yapmış, nelerle yaşamış, ben bunları gelecek nesiller de öğrensin diye uğraşıyorum. Kültürüme, ben kültürüme aşığım diyeyim. Geçmişte var olan şeyleri önemsiyorum ve benim hayatımın bir parçası. Böyle kültürümüze sahip çıkan, değerlerine sahip çıkan, el işi sanatlarına sahip çıkan insanların olması bence çok çok önemli bir şey. Yani dünyada eşi benzeri olmayacak bir iş yapıyorsunuz diyebilirim kanlı. Estağfurullah. Dünyada eşi benzeri olmayacak bir iş yapmıyorum ama tabii ki kendi kültürümüze değer vermeliyiz. Yani geçmişimiz bizim geleceğimiz aslında. Evet. Bir sorumluluk alıyorsunuz yani. Almak zorundayız. Hepimiz almak zorundayız aslına bakarsan. Ben gençlerimizden de beklentim odur. Mesela herkesin bir hobisi olsun. İşiniz ne olursa olsun, konumunuz, pozisyonunuz ne olursa olsun. Burada hobiniz olsun ama bu hobilerde kültürümüze ait bir şeyler olursa çok çok daha iyi olur kanaatindeyim. Peki sizi diğer minyatür sanatçılarından ayıran özellikleriniz nelerdir? Ya, minyatür farklı bir şey aslında. Ben
geçmişte kültürümüzde var olan tarım aletlerinin, yaşamda kullanılan araçların minyatürlerini, ufaklarını yapıyorum. Yani 1/5 ölçek olarak yapıyorum. Mesela bir arabanın, bir geminin sadece benzemesi benim için yeterli değil. Benim için yeterli olan, asıl olan daha doğrusu, orijinaline, aslına sadık kalabilmek. Yani zamanın ustaları nasıl yapmış? Çelik yayları dövmüş işte, başını ezmiş. Tamam. Pırvan dediğimiz şeyleri nasıl ezerek, döverek, yiv çekerek yapmışsa ben de onları yapmaya çalışıyorum. Beni ayıran en büyük özellik, şöyle diyeyim o zaman, bu ürünlerin üzerindeki her bir parçayı ben kendim üretiyorum. Yani dışarıdan alıp da üzerine takılmış herhangi bir parça yok. Burada ne yapmak zorundasınız? Nasıl aletler kullanmak zorundasınız? Şunu söyleyeyim. Ahşap tornasını kullanmak zorundasınız. Bunu bilmelisiniz. Metal tornasını kullanabilmelisiniz. İşte pafta çekeceksiniz. Sarıyı kaynak yapabileceksiniz. Elektrik kaynağını da kullanabileceksiniz. Sarı kaynağını da kullanabileceksiniz. Gümüş kaynağı da kullanmak zorundasınız. Bunların üzerinde hepsi var. Ha. Sıcak metal işleme de var. Soğuk metal işleme de var. Üzerinde bakır var. Bakırları şekillendirmek de apayrı bir şey. İşte beni ayıran en büyük özellik sanırım bütün bunları hepsini ben yapıyorum ama. Geçmişte bunlar tabi sayacısı ayrı, işte tekerlek yapan ayrı, kasayı yapan ayrı, makasçısı ayrı, sıcak demircisi ayrı. Bunlar hep parça parça sonradan birleştirilmiş. Ama ben hepsini kendim imal ediyorum. Hocam Bey, bildiğimiz kadarıyla bir çırağınız yok veya bir aslanız falan yok diyebiliyoruz. Peki sizce bu işi gelecek nesillere aktarmak için neler yapılabilir? Burada bize de çok şey düşüyor yani şahsım olarak belki ama gençlerimizin de bunu istemesi lazım. Herhangi birini kabul eder misiniz? Ben ederim tabii ki. Neden etmeyeyim? Ama dediğim gibi şu an için şu aşamada bazı zorluklar var benim açımdan. Hastanede çalışıyorum, köyde tarla temel işlerim var, işte sanayide bir atölyem var. Bunları üretmek zorundayım. Bir işe başlamışsanız da devam ettirmek zorundasınız. Arada bir burada sinagoga, vakıf sanat kültür evine gelmek zorundayım. Bunun zorlukları var. Bu nasıl aşılabilir? Aslında biz bunu bir zamanlar valimizle paylaşmıştık bu konuyu. İşte İşkur üzerinden öğrenci alımı yapıp kurslar açıp tamam mı? Bunu devam ettirebilmek. Bu arada şey de var tabii. Milli Eğitim Bakanlığı da bu tarika ile ilgili bir modül hazırladı. Halk eğitim merkezlerinde de bu tür kursların verilebilmesi için. Sizden başka verebilecek kişi var mı? Nasıl? Sizi yönelik kazanıyor. Maalesef yok. Yok. Maalesef yok. Benden başka geçenlerde Ankara'daydık işte. MYK, Mesleki Yeterlilik Kurumu'na gittik biz dernek olarak. Şimdi derici var, işte ahşap boyamacı var, ne bileyim. Meslek dallarını, daha doğrusu Türkiye'nin meslek haritasını çıkarmaya çalışıyoruz da. Kumaş işlemecisi var, dokumacısı var, bilmem nesi var. Bunları yapan birçok insan var. Ama şu işi yapan tek ben olduğum için ben dedim ki, ya dedim bana nasıl yeterlilik vereceksiniz? Yani nasıl olacak bu, ne yapmam lazım falan. Dediler ki Özcan Bey size yapabileceğiniz bir şey yok. Yani bu işin duayeni sizsiniz, bu işi yapan tek sizsiniz. Siz dediler. Yeterlilik vereceksiniz. Yeterlilik vereceksiniz yani. Siz söyleyeceksiniz, siz ne dersiniz, biz de onu yazacağız. Böyle bir konuşma geçti aramızda. Peki sizi bu işe yönelten, sabahları kalktığınızda motive eden şey nedir? Ya da aksine yapmamak istediğiniz motivasyon oluyor mu bazen? Yani hem olumlu hem olumsuz anlamda nasıl değerlendirirsiniz? Hemen olumsuzdan başlayayım o zaman. Dün mesela başıma gelen bir şey. Dün gittim, bir şeyler hazırlamıştım. Hiç sorun yok. Son anda bir şey geldi aklıma. Dedim ki şurayı bir delik deleyim. Ama öyle bir iş yaptım ki deliği farklı yerden delmiş. Onu toparlamaya uğraşırken dedim şuradan kesip buradan düzelteyim falan. Ama bu sefer ters kestim.
Bütün parça gitti bu sefer. Dedim ki Özcan bırak, böyle kalsın. Yani dün o işi bıraktım. Artık ne zaman keyfim gelirse diyeyim, yani bu hakikaten keyfinizin gelmesiyle isteyerek yapabileceğiniz bir şey aslında. İstemeyerek yaptığınız bir şey zaten mümkün değil, olmaz. Motive eden şey ne? Motive eden şey işte sizin gibi gençlerin gelip bir röportaj yapması, bir şeyler sorması, yani öğrenmek istemesi, beni motive eden şeyler bunlar. Birilerinin kalkıp aa ne kadar güzel demesi. Başka bir şey anlatayım bu arada. Buradan dernek olarak Etter'le birlikte arkadaşlarla fuara gittik. Bilmeyenler için Etter... Etter, Edirne Turizm ve Tanıtım Derneği. Fuara gittik. Yenikapı'da bir fuar. Kapıdan girdiğimiz gibi Kültür Bakanlığı'nın standı var. Büyük de bir stand. Bir baktım, karşınızda Talika ile karşılaşırsınız. Yani bu çok mutlu etti beni. Tabii ki motive de ediyor aynı zamanda. Yapmalıyım, daha iyisini yapmalıyım. Buralara kadar gelmişse daha da başarmalıyım. Keyfini çıkartayım diyorsunuz. Nasıl? Keyfini çıkartayım diyorsunuz. Yani. Tabii ki. Zaten bir işi keyif alarak yapmanız önemli. Keyif almadan yapamazsınız. Zevk almalısınız. Şimdi ben bunlara yaklaşık bir ay uğraşıyorum. Ve aldığım para bir asgari ücret değil mesela. Hep söylüyorum. Bir çay ocağında da çalışsam ben işte bugünkü asgari ücreti alırım. Ama ne olurdu? Sadece çay ocağında çalışan Özcan olarak kalırdım. Ne siz beni gelip bulurdunuz ne de ben cumhurbaşkanlarına, işte bakanlara veya ilimize gelen misafirlere veya Dünya Bankası Başkanı'na yaptığı ürünler hediye edilmiş birisi olmazdı. Demin de söylediğiniz üzere sürekli daha iyisini yapmayı düşünen bir insan olduğunuzu biliyoruz. Zaten sizin hakkınıza az çok bilgi edinenler de bunun farkına varırlar zaten. Peki sürekli daha iyisini hedeflemek sizi yıpratmıyor mu? Yok, yıpratmak yerine az önce bahsettiğimiz konuya döndürüyor, motive ediyor aslında. Ama daha iyisini yapmalıyım. Hakikaten yani yapılmış bir işi tekrar yapmak veya bir başkasının yaptığının aynını yapmak beni çok hoşuma giden bir şey değil diyeyim. Benim amacım farklı olabilmek, biraz daha farklı nasıl olabilirim, nasıl geliştirebilirim, nasıl daha iyisini yapabilirim. Ha benden daha iyi yapacaklar yok mu? Var. Peki ya belki ya... de siz, belki sen benden daha, işte ben de buna kızıyorum. Yani ben yapamam, ben çok sinirliyim. Ya kimse benim kadar sinirli olmasın. Kimse benim kadar sinirli olmasın bakın. Ben çok sinirliyim ama şu işe bir daldığınız zaman, bir başladığınız zaman hele de birileri işte ne güzel olmuş dediği zaman yani bütün sinirleriniz gevşer, o kadar rahatlarsınız ki o zaman başarmak için daha fazla çalışırsınız. Daha iyi yapmak istersiniz, daha çok beğensinler diye. Ya yapamazsam duygusu oluyor mu içinizde? Ya yapamazsam, ya üretemezsem artık bundan sonra durursa gibi bir düşünce. Aslında öyle bir şey olmuyor. Ya ben yaparım diyorum yani. Hep onu... Hiç gelmiyor yani anladığım kadarıyla. Öyle bir... Hiç gelmedi doğrusu. Ya ben yapamam veya... Şimdi geçenlerde mesela... Şeyde bir tane mangal yaptım. Atölyede. Bizim arkadaş da onu paylaşmış. Mert Hoca'yı bilirsiniz. Çift demirleri. Mert Hoca da yazmış altına. Ya bu kızan... Marangoz demedi yani ızgara ne alaka diye. Bizim arkadaş da ona cevap vermiş. Ben karışmadım da. Bizim arkadaş da ona yazmış ki hocam ne İsviçre çakısı bu. Ne iş olsa yaparız yani. Anladın mı? Ya demin dedim ya bu benim becerimden mi kaynaklı? Bence değil. Özverim benim istememden
özveriden kaynaklı tabii. Yani bir şeyleri başarmaya uğraşırken, yapmaya uğraşırken hiç bozduğunuz şey, kırdığınız, döktüğünüz olmaz mı? Tabii ki olur. İşte dün yaptığım gibi bir hata bütün her şeyi sil baştan yapmama neden oldu. Daha önceki röportajlarınızda boya yapmayı bilmediğinizi, boya hakkında bir bilgi sahibi olmadığınızdan bahsediyorsunuz. Ardından kendinizi keşfettiğinizi söylüyorsunuz. Peki gençlere kendilerini keşfetmeleri için neler önerirsiniz? Daha önce de bahsettim, hayalleri olmadı. Bu hayalleri doğrultusunda çalışmadı. Başarmak için uğraşmalılar. Yoksa hani ekmek aslanın ağzında derler ya, kimse sizin ağzınıza bir şey beslemez. Siz ulaşmak istediğiniz şeye kendi çabanızla ulaşmanız gerekir. Üniversitede, hastanemizde çalıştığınızı söylediniz, biliyoruz bunu. Peki o işi bırakıp, hastanedeki işi bırakıp sadece bu işle uğraşmayı düşündünüz mü? Düşünmedim açıkçası. Yani şöyle düşünmedim. Neden? Ben bu işi az önce de söyledim. Çok üretip para kazanmak için yapmıyorum. Ben kendi kültürüme bir katkı sunabilmek adına yapıyorum. Gelecek nesillere bir şeyler aktarabilmek adına yapıyorum. Ve bunu da keyif alarak yapmak istiyorum. Yani ben bundan para kazanacağım hırsıyla başlarsam mutlaka bir yerlerini sallarım. Mutlaka bir şeyleri basitleştiririm. Yani şunu kıl desteğiyle kesmek yerine şu anda teknolojiden yararlanan lazerle de kestirebilirsiniz. Ama hiçbir zaman o el sanatını yerini tutmuyor işte. Burada ne var? Her çizdiğiniz çizgi, her kestiğiniz yer birbirinden farklı. Hiçbirisi birbirinin aynısı olamaz yani el sanatında. Olabildiğince yakındır ama asla biri diğerinin aynı değildir. Evet, o anın ruhunu taşır yani. Kesinlikle. Emek verdiğiniz zaman. Evet. Son olarak demin arkadaşınızın size İsviçre çakısı benzetmesi yaptığını söylemişsiniz. Peki siz yani meslek seçiminde gençlere ne önerirsiniz? Meslek seçerken insanlar nelere dikkat etmeli? İnsanlar nelere dikkat etmeli? Gençlerimiz nelere dikkat etmeli? Benim mantığımla bakınca herkes mutlu olduğu işi yapmalı. Siz tıp okuyan öğrencilersiniz. Bana sorarsanız eğer bunu severek, isteyerek yapmıyorsanız yapmayın zaten. Benim okuduğum bir şey vardı. Amerika'da geçtiği söylenir olayın da işte çocuk okuldan mezun olur, doktor olur. Gelir anne babasına diplomayı uzatır. Baba der, bu sizin istediğiniz diploma. Ben gidiyorum, itfaiyeci olacağım. Orada mutlu olacaksa orada olsun. Yine geçen seminerde bir öğretim görevlisinin şeyi diyor ki, onu dinledim. Diyor ki, ben oğlumun bir butikte tezgahtar olmasından gocunmam. Yeter ki severek, isteyerek yapsın o işi. Ben diyor, başarılı oldum. Başarılı olurken şunu fark ettim. İşte önce anne babam sevinmeye başladı. Onları mutlu etmek için başarılı oldum. Sonra çevremdekiler genişledi. İşte teyzelerim, dayılarım, bilmemlerim. Onları mutlu etmek için. Sonra baktım diye ülkemi mutlu etmek için. İşte Oxford'a girdim. Ha, ama diyor orada diyor. Şöyle bir şeyle karşılaştım. Evet, en yüksek puanları almış öğrenciler. Ama diye psikolojileri bozulmuş. Hep başkaları için çalışmışlar. Kendileri için çalışmamışlar. Benim de naçizane gençlere, sizlere tavsiyem, herkes mutlu olduğu işi yapsın. Ben bu işle mutluyum hakikaten. Ha, ama bir de şöyle bir şey var. Artı hayatınızı idame ettirebilmeniz için de tabii ki para kazanmanız lazım. Bir gün bir telefon geldi. Ankara'dan arıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Dedi ki, Özcan Bey buyurun, ben de sizin işte ürününüz faytonu Kültür Bakanlığı'ndan aldım. Evet.
Ya dedi benim torun bunu düşürdü masanın üzerinden. Tamam. Bir tarafları kırıldı. Yani dedim tamam. Hemen gönderin bana. Çünkü bütün parçalar demonte. Söküp tekrar değiştirebilirsiniz. Bir aracınız gibi düşünün bunu. Adam ya dedi gerçekten yapar mısınız böyle bir şey? Neden yapmayabilirim? Ben severek isteyerek yaparım. Bir de hep söylediğim bir şey var. Ben sağ olduğum sürece bunlar ömür boyu garantili. Her ne olursa olsun. Adam gönderdi. Ben de parçayı onardım. Kendisine iade ettim. Şimdi bu daha basit, daha değersiz bir şey olsaydı o insanın beni araması mümkün değildi. Aramaz. Ya çöpe atardı, ya bir kenara koyardı. Ama yapılan işe, emeğe saygı göstermiş, o işe değer, o ürüne değer vermiş, kırıldığı zaman da arayıp onarılmasını isteyebiliyor. İşte bu çok güzel bir duygu. Hocam Bey çok teşekkür ediyoruz. Röportajımızın sonuna geldik. Tam röportaj gibi olmadı, böyle sohbet tadında oldu. Bizi burada ağırladığınız için çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli düşünceleriniz için bize vakit ayırdınız. Çok müteşekkiriz size. Biz de çok teşekkür ederiz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bu ders yoğunluğunuzda yani hastanede de çalıştığım için biliyorum ki tıp okuyan öğrencilerimizin işleri hakikaten zor. Ders yoğunluğu var. Burada güzel, değerli zamanınızı bana ayırıp yaptığım işe saygı duyup değer verdiğiniz için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum.